Evet dostlar, yeni bir hisseyle tekrar aranızdayız. Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ. Şimdi baktığımız zaman Gimat'ı en son ne zaman değerlendirmişiz? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Gimat'ı en son 18 Aralık'ta değerlendirmişiz. Bayağı da bir olmuş. Şimdi baktığımız zaman 18 Aralık neresi? 18 Aralık tam da bakalım tepeden inişte. Evet, tam da şurada 16 Aralık verisine göre. Şuradaki arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Şuradaki kırmızı barda. Şimdi burada bir desteğimiz varmış. 5.80 desteği yaklaşık 10 gün falan bir dayanmış. Ondan sonra direnç vazifesi görmüş ve aşağıda 5.13 desteğe kadar arkadaşlar en sondaki durumda baktığımız zaman yalamış. Böyle geldiğimiz zaman 5.90 desteğini 4.90 pardon 5.13 desteğini hemen bir daha bakalım. 5.13 desteğine arkadaşlar 4.90'a kadar indirgedik. Bir defa şunları bir yok edelim. Burada şimdi yeni bir direncimiz oluştu. 6.19 direncimiz oluştu arkadaşlar. Bu da bizim için takip edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıktı. Aşağıda başka desteğimiz var mı? Olası bir durumda da 4.28'de bizim için destek olarak karşımıza çıktı. Görüntü bu şekilde. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bunun dışında arkadaşlar şöyle bakalım. Siyah ve iki tane siyah tren çizgimiz var. Bant şeklinde ilerleyen, biraz genişleyen bir bant şeklinde ama bant şeklinde ilerleyen bir durumu söz konusuymuş. Bu da üstteki tren çizgisine zaten en son baktığımız zaman 12. ayın 13'ünde bir gün vurmuş aşağı doğru tekrar gelmiş ve baktığımız zaman aşağıdaki siyah tren çizgisi etrafında biraz gevelendikten sonra arkadaşlar eğlendikten sonra mevcut endekse paralel bir şekilde arkadaşlar ilk önce bir yardırma sonra tekrar yukarıya yardırma. Bu şekilde bir görüntüyle ne yapmış? Tekrar siyah tren çizgisinin üzerine atmış. Bu bizim için avantaj. Yani avantajdan kastım şu, en azından şu siyah tren çizgisinin bir işe yaradığını gösteriyor arkadaşlar. Sağlam bir direnç ve destek vazifesini gördüğünü söyleyebiliriz. Normal rutinde giderseydi yukarıya doğru tekrar çıkmak için hareket yapacaktı ama tabii endeksi bu kadar sert hareket yapacağını kolay kolay kimse kestiremeyecektir ama görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diyelim. Hemen Ichimoku Volünger ve Hachimoku'yu değerlendirmeye başlayalım. Direncimiz 6.19 ve 6.56, desteğimiz 4.90, 4.28'den sonra Ichimoku bulutu yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 5.93. E fiyatımıza baktığımız zaman 5.73. Yaklaşık %4 altında kapatmış. Şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki hacmimiz 5.33 milyon arkadaşlar, aşağı geldiğimiz zaman 3.58 milyon. Yani fiyat düşmüş, hacim de düşmüş. Şu aşamada arkadaşlar yükseliş trendi destekliyor. Düşüşün çok da kalıcı olmadığını söylüyor. Zaten bizim aradığımız fiyat düşerken hacmin düşmesi daha da yeter. Yani eğer ki arkadaşlar bakın fiyat düşerken hacmin ortalaması iyice artmaya başlamış olsaydı, günlük hacimden bahsetmiyorum, hacmin ortalaması iyice artmış olsaydı bir önceki tepelere istinaden o zaman sıkıntı olma ihtimali vardı. Ama baktığımız zaman barımız yeşil, gayet de güzel arkadaşlar. Şu aşamada her şey güllük gülistanlık duruyor. Sadece Bollinger Band'ı biraz sıkıntılı. İçim okuyor, hacim olumlu diyelim ve gelelim diğer bir isimimize arkadaşlar. Gürsel Turizm, Taşımacılık ve Servis Ticaret. En son 18 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 18 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bir bakmaya çalışalım. 18 Aralık arkadaşlar bakın 16 Aralık verisine göre değerlendirmişiz. Burada 17.6 bizim için destekmiş. Bayağı bir dayanmış arkadaşlar. Bakın ne zamana kadar dayanmış? 4'üne, ocağın 4'üne kadar dayanmış. Ondan sonra endeksle beraber aşağı salmış. Neresi almış? Bakın bunu ben yeni çizmedim. Bunu daha önceki videomda 14.20 destek arkadaşlar ve 14.17'ye kadar hafiften biraz altına sarkarak dayanmış. O zaman bizim desteğimiz çalıştı diyelim. Şimdi mevcut durumda direnç yapmamız gerekiyor artık. Direncimiz arkadaşlar en yakından başlayalım. En yakın direncimiz 18.39. Onun bir uzağında arkadaşlar şu şekilde karşıma çıkacak. 19.59 ve 20.94'te bizim için 3 sıralı dirençler olarak karşımıza çıktı. Destek bölgesi olarak arkadaşlar bir defa 12.45, altına baktığımız zaman da 10.20 de bizim için destek bölgesi olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve bunun dışında arkadaşlar düzeltme olarak baktığımız zaman seviye olarak da şu deve 14.11 seviyesine kadar arkadaşlar aslında tam bizim fiyatla beraber çakıştığı yer, oldukça sağlam bir destek. Onun altına kadar arkadaşlar bakın 14 12.45'te sağlam bir destek. 10.48'de 10.26'da Fibonacci'ye göre baktığımız zaman sağlam destek olarak karşımıza çıktı diyelim. Bunun dışında Ichimoku Bollinger ve Hachimoku'yu değerlendirmeye çalışalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu şu aşamada arkadaşlar. Niye şu aşamada? Bakın ucu daralıyor. Ha bugün ha yarın arkadaşlar yön değiştirme ihtimali fazla. Eğer fiyat biraz daha düşerse o zaman yavaş yavaş köprüden önceki son çıkış noktalarında kaçırmış olma ihtimalimiz var diyebiliriz arkadaşlar. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı.
İçim okumut olumlu ama dediğimiz gibi daralma her an her şeye gebe olarak karşımızda. Gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 17.48. Yani şu siyahlı kırmızılı çizgi 17.48. Fiyatımız kaç? 15.26 arkadaşlar. Olumsuz. Yani baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktasının altında kapatması bizim için olumsuz. Neden? Bollinger bandının orta noktası 20 günlük bir hareketli ortalama. Yani yeri geldiğinde iyi bir destek, yeri geldiğinde iyi bir direnç ve baktığımız zaman şu aşamada iyi bir direnç olarak çalışıyor arkadaşlar. Ne zamandan beri çalışıyor? Kabaca söyleyelim. 12. ayın başından beri iyi bir direnç olarak çalışmış ve hala da çalışmaya devam ediyor. Sıkıntılı günler olma ihtimali var önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Eğer iyi bir hacimle beraber toparlanma olmaz ise. Günlük tepkilerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Orta vade için böyle bir durum söz konusu. Gelelim hemen Ichimoku Bollinger ve hacim Ichimoku Bollinger değerlendikten sonra hacime gelelim. Hacim baktığımız zaman arkadaşlar şu tepe noktasındaki hacimimiz kaç? Şöyle hemen bakalım şurayı büyütelim. Tepe noktasında hacimimiz 1 milyon lot. Şuradaki tepe noktasında 766 milyon lot, 720 milyon lot. Aslında fiyat düşerken hacmin çok fazla yükselmemesi bizim için olumlu. En azından düşüşün kalıcı olmama ihtimalini artırıyor. Ama olası ki arkadaşlar yarın bir hacim ciddi bir artışla fiyat düşmeye devam ederse o zaman yandı gülüm keten elva pozisyonuna girme ihtimalimiz var. Ichimoku şu aşamada olumlu, hacim şu aşamada olumlu, Bollinger de şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar Batı Söke Çimento'ya. Batı Söke'yi de en son ne zaman? 18 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 18 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle bakalım ilk önce. 18 Aralık'ta 16 Aralık verisine göre bakın şuradaki kırmızı barda tanıtmışız. Baktığımız zaman buradaki arkadaşlar direncimiz 5.65'miş ama direncimiz tabii ki şurada 3-4 gün dayanmış. Ondan sonra tekrar hızlı bir şekilde geçmiş. 5.65'ten hemen 6 nokta kaçmış. 22'ye kadar çıkarmamız gerekiyor. 6.25 neyse. 6.25 bizim için direnç. Aşağıda başka direncimiz var mı? Tabii ki aşağıda bir tane daha direncimiz var. 5.80 ve altta destek olarak da 4.97 ile 4.58 bir tane daha desteğimiz var arkadaşlar. Şurada aslında güzel bir destek de. Şöyle 5.28, 4.97, 4.58 ve 3.81'de bizim için destek olarak karşımıza çıkan bölgeler diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında hissede başka neler var? Şöyle bir bakalım. Hissede aslında arkadaşlar yavaş yavaş evet şuradan şöyle bakmaya çalışıyorum. Evet bir çanak muhabbeti varmış arkadaşlar. Çanak 1.61 seviyesi 5.35'miş. Bu da aslında bizim için bir nevi destek sayılabilir ama hedeflediği bölge aslında 7.44 arkadaşlar. Hacim biraz daha gücü yetse belki de oraya kadar çok rahatla gelecek diye düşünebiliriz ama şu aşamada herhangi ciddi bir şey söyleyebilirim ama tutunabileceği yer 5.28. 5.28'den sonra arkadaşlar aşağı inerse biraz daha domino taşı gibi 4.97 ve 4.58'i görme ihtimalimiz olabilir. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. Gelelim Ichimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkıyor orta vade için. Peki Bollinger Ichimoku bulutunu pardon ağız kısmı tamam. O da yatay hareket etme ihtimaline ağır bastırıyor gözüküyor. Gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 5.51. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızılı çizgi. 5.51 ama fiyatımız kaç? Bu da 5.51. O zaman arkadaşlar olumlu diyeceğiz. Yani çok da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Çünkü destek ve tutunma çabası içerisinde gözüküyor şu Bollinger bandının orta noktasının üzerinde. Ve bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ha, aşağı inerse arkadaşlar o zaman sıkıntı olma ihtimali de olarak değerlendirilebilir. Gelelim hacime. Hacim bizim için ne diyor? Bakın şöyle bakalım. Şu tepe noktasını kaçayım. 8 milyon 700 bin not arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 9 milyon 300 bin not. Yani aslında fiyat düşerken hacmin yükselmesi bizim için biraz olumsuz olarak karşımıza çıktı. Neden arkadaşlar? Çünkü bizim beklediğimiz fiyat düşerken kimsenin satmak istememesi, sadece bazılarının satmak istemesi. Bu da ister istemez hacmi düşük olmasına sebep olacak diye düşünüyoruz. Ama baktığımız zaman arkadaşlar hacim yükselmiş. Yani şu tepe noktasına göre şuraya geldiğin zaman fiyat hacim yükselmiş. Bu da bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ichimoku Bollinger olumluyken hacim şu aşamada olumsuz diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir hissemize arkadaşlar Dagi'ye. Dagi'yi de en son ne zaman değerlendirmişiz? 18 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki Dagi'de durum nelerdir 18 Aralık'tan sonra? 16 Aralık verisine göre değerlendirmişiz. Bakın burada şu kırmızı barda direncimiz 7.86 gayet güzel. Destek olarak da zaten 6.87'yi görmüşüz ama hisse şu anda destek olarak hiçbir şey kabul etmeden direkt 5. kaç hemen şöyle bakmaya çalışıyorum. 6'ya kadar arkadaşlar. 5.99 pardon. 5.99'a kadar arkadaşlar bir gevşemesi söz konusu olmuş hissenin. O zaman desteğimiz şu anda bizim 5.99.
Direncimize baktığımız zaman 7.86 bir de yakın ama biraz şuraya bir direnç, hatta iki tane direnç koyacağız. 7.53 arkadaşlar ve baktığımız zaman yükselemediği bölge bir tane daha var. 7.08 bizim için direnç. Bir daha söyleyeyim, 7.08, 7.53, 7.86 direnç. 5.99, 5.69 ve baktığımız zaman 4.97 bizim için destek mahiyetindeki olan yerler. Şimdi şu kanallarında gitmesi bizim için hala hoş bir görüntüymüş arkadaşlar. Bir defa şunu bir silelim. Hani bu kanal artık bozuldu, aşağı doğru kırıldı deme ihtimalimiz var. Görüntü bu şekilde karşımızda duruyor. Hemen gelelim Ichimoku Bollinger ve Hachimoku değerlendirmemize. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir Ichimoku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış. Hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 6.93 arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi ince. Şu trend çizgisinden bahsetmiyorum. 6.93 fiyatımız kaç? 6.58. Altında kapattığı için bu Bollinger bandının orta noktasının altında bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Diyeceğimiz o zaman Ichimoku olumlu, Bollinger bandı olumsuz ama Bollinger bandı şöyle bir şey bekleyebiliriz. Şimdi bakın zaten olmuş da yine de söyleyelim. Çok fazla altına inerse ister istemez kendini yukarı doğru arttırabilir. Bak şurada da zaten şekil ağda da görüyoruz. Alt sınırımız kaçmış? Alt sınırımız 6.37. 6.37'nin altına düşmüş. Kaça kadar düşmüş? 5.99'a kadar düşmüş. İster istemez bir tepki hareketi doğurmuş gibi söyleyebiliriz. Yani mühim olan burada bizim neydi? Şu siyah trend çizginin üzerine atması bizim için daha olası bir senaryo olarak karşımıza çıkar. Ichimoku olumlu dedik. Bollinger olumsuz dedik ve hacme bakalım. Hacim bizim için ne diyor? Şöyle anlatalım. Şuradaki tepe noktasında kaçmış? 6 milyon 600 bin not arkadaşlar. Şuraya geldiğimiz zaman baktığımız zaman 1 milyon 800 bin not. O bayağı düşmüş. Buraya geldiğimiz zaman 1 milyon. Yani fiyat düşmüş arkadaşlar. Hacim de düşmüş. Bu da bizim için daha sağlıklı. Yani düşüşün daha kalıcı olmadığını gösteriyor. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar derin konfeksiyon ayakkabı, deri sanayi ve ticarete. Derimi en son ne zaman değerlendirmişiz arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman derimi en son 18 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 18 Aralık'tan beri neler olmuş, hemen hızlıca bir kontrol edelim. 18 Aralık arkadaşlar tam da 16 Aralık'ta değerlendirdiğimiz bölge. Çünkü cumartesi pazara denk geliyor. Burada direncimiz 10.99 ve 11.70. Baktığımız zaman 10.99 evet bir defa uğramış. Ondan sonra hızlıca geçtikten sonra arkadaşlar, aşağı doğru destekten sonra hızlıca geçtikten sonra 11.70. Aslında iki direncimiz de gayet de güzel bir şekilde çalışmış gözüküyor. Şimdi 11.70'i 11.77 şeklinde güncelledik. Onun için arkadaşlar şu aradaki direncimizi de hemen şöyle silelim. Şu anda baktığımız zaman hisseye arkadaşlar şöyle kırmızıyla şöyle mavi yapalım da daha rahat gözebilsin. Şimdi kırmızı kırmızı diyeceğiz, bu sefer kırmızılar karışacak. Şimdi arkadaşlar şöyle, hissenin zaten bir gidişatı varmış. Yani mavi trend çizgisi aralığında ve aşağıya endeksle beraber aşağı doğru saldığı için ister istemez şu anda kendini bir toparlama çabası içerisine girmesini umuyoruz. Öyle diyeyim. Çünkü hisse yavaş yavaş güzel aheste bir şekilde tırmana tırmana sağ şeritten gidiyor arkadaşlar. Burada çok ciddi bir sıkıntımız yok. Şimdi direncimiz 11.77, aşağı baktığımız zaman desteğimiz 9.79. Desteğimizi de bir defa güncellememiz lazım. Desteğimiz 9.42 şeklinde güncelledik. Aşağıda 8.30 desteğimiz ve 7.24'te desteğimiz var gözüküyor. Şimdi üst tarafta hedeflediği bölge olarak da eğer ki kanalın içine atmayı becerebilirse kendileri 14.30-14.40 aralığında bir bölgede kendine yer bulma ihtimali var önümüzdeki dönemler için. Tabi orta vadenin biraz altı, kısa vade demeyelim de orta kısa vadenin üstü orta vade. Yani şöyle diyeyim, 3-5 ayı bulmaz arkadaşlar. Hani şöyle bakalım, periyoda bakalım. Şu tepenin periyodu 9. ay, şu tepenin periyoduna baktım 10. ay, şu tepenin periyodu 11. ay. 12. ayda arkadaşlar direkt atlamış. Büyük ihtimalle önümüzdeki bir ay içerisinde dip noktası itibaren bakarsak, hatta iki dip noktası arası 11. ayla baktım 1. ay 2 ay içerisinde tahmin ediyorum ki arkadaşlar. Bu benim tahminimdir. Doğru olma ihtimali tabii. Yani bilsem zaten zengin olurum. Ama görüntü şunu gösteriyor arkadaşlar. İstatistik olarak, teknik olarak baktığım zaman yaklaşık olarak 2 ayda bir hemen hemen periyod olarak dip noktasını görmüş gibi gösteriyor. Ve kanal aralığında gidiyormuş gibi herhangi ciddi bir sıkıntımız şu aşamada yok gibi gözüküyor. En azından baktığımız bölgeler içerisinde konuştuğumuz zaman son 3 tane dip noktası olarak baktığımız zaman. Fiyat ve destek yaşadıktan sonra Ichimoku bulutuna bakalım. Ichimoku bulutu orta vade yükseliş trendini destekliyor. Yeşil burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 10.34 arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı bir çizgimiz var. 10.34 ama bizim fiyatımız 10.14. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Olumlu değil arkadaşlar Bollinger bandı orta vadeli için.
Ve gelelim hacme. Bakın şu tepe noktasının hacim 4.800.000 not. Buradaki tepe noktası hacim 2.400. Yani fiyat düşer, fiyat yükselmiş arkadaşlar. Bakın şunun en üst noktasına baktığımız zaman 11.67, bunun en üst noktasına baktığımız zaman 11.74 arkadaşlar. Yani en azından hacmin yatağa gitmesini beklerken hacmin arkadaşlar düşmesi bizim için şu aşamada yükseliş trendi için olumsuz olarak karşımıza çıktı. İçimok olumluyken Bollinger ve hacim şu aşamada olumsuz diyelim. Ve gelin Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda en son 18 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 18 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 18 Aralık Cumartesi Pazar denk geldiği için 16 Aralık verisi. Şuradaki ince siyahlı siyahlı çizgimiz arkadaşlar. Pardon, yeşil çizgimiz arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman direncimiz 4.88'miş bu bölgeye. Baktığımız zaman desteğimiz 4.09'muş. Destek bir defa aşağı doğru kırılmış. Artık arkadaşlar şu desteklerin hepsini silelim. Şimdi bizim için destek olarak karşımıza kaç çıktı? 3.45. Ve baktığımız zaman arkadaşlar şu arada da bir tane destek çizmek artık zorunlu hale geldi. Onu da hemen çizelim. 3.25, 3.09 da bizim için destek. Direnç olarak neresi arkadaşlar? En yakın direncimiz şu aşamada 4.32. Bir de üstüne baktığımız zaman üstünde de bizim 4.53 olarak direncimiz var gözüküyor. Şimdi hisse arkadaşlar aslında büyük bir çanak ve küçük bir çanak muhabbeti varken hisse şu anda gayet de güzel bir bant aralığında gitme hevesi içerisinde gördüm ben. Hemen şuna çizelim. Bakın şöyle bir bant aralığında gitme ihtiyacı olabilir arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırmaya çalışacağım. Şunu biraz yok edeyim. Hemen şöyle biraz yakınlaştıracağım. Seni değil yavrucuğum, seni değil. Şu mavi çizgi, mavi çizgi. Evet, şöyle biraz aşağı. Evet. Görüntü bu şekilde karşımda çıktı arkadaşlar. Mavi tren çizgisi içerisinde alttan ve üstten baktığım zaman güzel bir kanal aralığına giriyormuş gibi arkadaşlar. Gayet hoş. Aralık biraz geniş. Yani tepe noktasına baktığımız zaman burası 4.92. Alt tarafa baktığımız zaman 2.70 neredeyse yarı yarıya bir görüntü var arkadaşlar ama geçire bir en azından öngörülebilir bir durum olarak da karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında hemen bakalım Ichimoku Bollinger Hacimoku değerlendirmemize yapalım. Ichimoku umutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Herhangi ciddi bir sıkıntı var diye söyleyemeyiz bu aşamada. Peki burada dikkat edeceğimiz ne var Ichimoku bulutu için? Uç kısma dikkat etmek lazım. Bakın uç kısmı arkadaşlar iyice kuş gagasına dönmüş. Yani artık bundan sonra biraz daha aşağı gelirse büyük ihtimalle kırmızı bir bulut oluşturacak arkadaşlar. Bu da düşüş trendini destekler nitelikte bir karşımıza çıkma ihtimali var. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyebiliriz. O zaman diyeceğiz Ichimoku bulutu olumlu orta vade için ama arkadaşlar kısa vadede bir sert hareket görme ihtimalimiz var. Bu da niçin? Sadece bu resim için arkadaşlar şu anda orta vade için olumlu diyoruz. Resim değişebilir arkadaşlar Allah'ın emri değil neticede. Gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası kaç? Bollinger bandının orta noktası 4.17. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için olumsuz. Yükselişlerini desteklemiyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var arkadaşlar? Bir Bollinger bandımız var diyemiyoruz. Olumsuz çünkü arkadaşlar Bollinger bandının orta noktasının altında. Neden? Fiyatımız 4.17. Daha doğrusu Bollinger bandının orta noktası 4.17. Fiyatımız 3.73. Altında kapatmış olumsuz. Hacime bakalım. Hacim bakın şu tepe noktasındaki hacimiz 11 milyon not arkadaşlar. Şu ana baktığımız zaman 9 milyon. Yani fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza duruyor. Hacim şu aşamada olumlu arkadaşlar. Ichimoku şu aşamada olumlu ama Bollinger bandı şu aşamada olumsuz diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Marka Yatırım Holding'e. Marka Yatırım Holding'e en son 18 Aralık'ta arkadaşlar bunu tanıtmışız. Marka Yatırım Holding arkadaşlar aslında benim tanıttığım hisselerden bir tanesi. Şuradan dolayı arkadaşlar çanak muhabbeti var. Onu söyleyelim arkadaşlar. İkincisi de hedeflediği bölgelerde de genelde ben Fibonacci'nin 2.61 seviyesine bakıyorum ki buna baktığım zaman 24 lira 16 kuruş mevcut durumun 6 katı potansiyele sahip gözüküyor. Bundan dolayı arkadaşlar benim daha önceki orta vadede yükselebilecek hisseler videolarımda tanıttığım hisselerden bir tanesi. Ki böyle yaklaşık arkadaşlar 100'e yakın bir hisse çıktıydı. Bunların büyük bir kısmı arkadaşlar hedeflerini gerçekleştirdi veya gerçekleştirmek üzere çok az bir şey kıldı arkadaşlar. Genelde yani şöyle diyeyim ben size 6 kat potansiyel civarında veya 5 katın üzerindeki potansiyel civarında yaklaşık 20-25 tane hissem var gözüküyor. Hani bunlardan arkadaşlar bazılarını ben alıyorum bazılarını almıyorum. Çünkü daha da fazla potansiyel sadece potansiyel olarak bakmıyorum. Bazı parametrelere de bakıyorum ama şu anda bunlardan bir tanesi de marka arkadaşlar. Elimde olan bir hisse değil ama potansiyeli oldukça iyi olan bir hisse diye düşünüyorum. Şimdi mevcut arkadaşlar baktığım zaman soldan gelen bakın dirençlerimiz varmış. Bu dirençlerimizi arkadaşlar bir defa silelim. 18 Aralık'tan önce baktığımız zaman gayet de güzel gerçekleştirmiş. 18 Aralık neresiymiş hemen bakıyorum. 16 Aralık bakın tam da burada. Burada arkadaşlar 5.78 hala mevcut direncini koruyor gözüküyor. Hisse bir bant aralığına giderken mevcut endekse beraber aşağı doğru lamburlop aşağı inmiş.
Tabii ister istemez şu anda kendini toparlamaya çalışıyor. Baktığımız zaman %5 endekse beraber yükselen bir durum söz konusuymuş gibi duruyor. Şimdi mevcut durumda yeni bir direnç ve destek çizebilir miyiz? Hemen direncimizi çizelim. Yükselemediği bölge bizim için direnç olduğu için 5.19 ve arkadaşlar 3 gün önce de yükselemediği bölge olarak karşımıza çıkan 4.67. Destek olarak da arkadaşlar zaten baktığımızda 4.15 desteğini gayet güzel çalışmış ama artık aşağıya doğru bir iğne attığı için bunu da sileceğiz. Onun altına baktığımız zaman da 3.98 desteğimiz var. Onun altına 3.41 desteğimiz var. Gözüküyor arkadaşlar. Görüntü bu şekilde karşımızda. Hemen Ichimoku Bollinger hacim hattı değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir Ichimoku bulutumuz var. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaç? Bollinger bandının orta noktası 4.70. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi ve bunun orta noktanın altında kapattığı için 4.43 olarak bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku bulutu olumlu, Bollinger bandı olumsuz. Ve hacime girelim. Hacime baktığımız zaman tepe noktası bazına bakalım. Hatta tepe noktası önce bir yorgunluk belirtisi var mı? Ondan yani neden böyle olduğunu tahmin etmeye çalışalım. Çünkü yorgunluk belirtisi olduğunuz zaman en ufak bir şey lang diye düşüyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakın şuradaki hacimimiz 715 bin not, 701 bin not ve 695 bin not. Fiyat yükselmiş mi? Yükselmiş. Hacim ne demiş? En ufak bir şeyde yani bir köpek avlamasına lang diye aşağı kaçarım. Aynen onun gibi olmuş. Endeks bir düşmeye başlayınca arkadaşlar sallamaya başlayınca hemen bakıyoruz 695 bin not. Langır langır 630 bin 600 bin ve arkadaşlar şu anda fiyat langır diye düşmüş. Bu yorgunluk belirtisi ne seri? Peki düşüş kalıcı olur mu ona bakalım. Şimdi bakın tepe noktasında hacim 695 bin not. Dip noktasında hacim 600 bin not. Fiyat düşmüş, hacime ciddi bir düşüş yok. Ortalama hacim konuşuyorum. O zaman bizim diyeceğimiz arkadaşlar fiyat yükselirken hacim yükseliyorsa, fiyat düşerken hacim düşüyorsa arkadaşlar bizim için olumlu. O zaman hacim olumlu, Ichimoku olumlu, Bollinger'de olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim arkadaşlar. Ve bu videomuzun son hissesi Bobet arkadaşlar. Bobet'e de bakalım. Bobet arkadaşlar biraz karışık kuruşuk olmuş. Neden? Şu arada çok fazla yatay gittiğinden dolayı hemen bakalım. Bobet'i en son 18 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 18 Aralık'ta değerlendirilemizin hisse neresi? Bakın arkadaşlar 18 Aralık'ta değerlendirilmiş, 16 Aralık'ta şurada değerlendirmişiz. Direnç ve desteklere baktığımız zaman bir defa direncimizi güncelleyeceğiz. Bu bir. İkinci direncimiz arkadaşlar hemen şuradan baktığımız zaman bu olduğu yerde kalmış zaten 16.21. Destek olarak arkadaşlar bakın 13.37 desteğimiz güzel çalışmış ama bunun da güncelleme vakti geldi çünkü iğne atmış araya. Bunu da sileyim. Şu aradaki desteği de sildikten sonra hemen arkadaşlar başka desteğimiz var mı? Var, var, var. Evet daha buraya kadar arkadaşlar bir sürü destek var ama şimdi arada destek aslında bir sürü var da çizer miyiz, çizmez miyiz? Bakın şurada bir tane güzel bir desteğimiz var. Şurada bir tane desteğimiz var. İğnenin olduğu yer. Çok yakın destekler arkadaşlar. Çok da çizmek istemiyorum. Karman çorman olacak. Şimdi hisse arkadaşlar bir defa siyah tren çizgisinin tepeden gelen siyah tren çizgisinin altına girmiş. Burada artık bizim işimiz bitmiş. Seni şuradan silelim. Silin. Pardon arkadaşlar. Evet baktığım zaman mavi tren çizgisi çalışacak mı çalışmayacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bana göre çalışma ihtimali var mı? Hemen hacme bakıyorum. Olma ihtimali var arkadaşlar. Pardon. Peki şimdi bakalım yukarıya doğru gitme ihtimali. Direncimizi hemen söyleyeyim. 16.21, 17.82. Desteğimiz 13.15, 11.44, 10.61 ve 9.83 olarak karşımıza çıkıyor. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 15.59. Bakın şurası fiyatımız kaç? 14.90. Altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz. Yükselişlerini desteklemiyor arkadaşlar. Burada da sıkıntımız var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hacme girelim. Bakın tepe noktasının hacmi 7 milyon 900 bin not arkadaşlar. Baktığımız zaman burada 3 milyon 400 bin. Fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Eğer fiyat düşerken hacim ciddi bir çıkış sergilemişse o zaman sıkıntı olma ihtimali vardı ama şu aşamada olumlu bir arkadaşlar görüntü olarak karşımıza çıktı diyelim. O zaman Ichimoku olumlu, hacim olumlu, Bollinger şu aşamada olumsuz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.